Neden gittin? Neden döndün? 40 senede bir ülkede bir şey değişmez mi ya? Bunlar hiçbir değişmez mi veya düzelmez mi? Koskoca ülkenin cumhurbaşkanı gidiyor, seni Denizli Meydanı'nda halka şikayet ediyor, patlatırlar enseni diyor. Abuk bir söz yani. Ya yani ne diyeyim ki abi yani kaç yaşında adama ben sözünü mü öğreteceğim? Cumhurbaşkanı kim ben kimim yani? Ben ona hakaret ediyor mu? Etmiyorum. Ayıptır ya. Biz seninle aynı ayarda değiliz ki. Onun o sözünden kendine vazife edinecek insanlar çıkabilir. Kafadan kontaklardan bahsediyorum. Uzun yıllar korumayla dolaşmaya başladım. Hala da valilik korumasıyla gidiyorum. Benim gibi adam tabancak aldı ya devletten. Buna gerek var mı ya? Var mı böyle bir şey yani? Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Babam sert adamdı. Bana kot pantolon giydirmezdi mesela. Zaman zaman nasıl refleks vereceğini bilemezdim. Çok dayak yemişimdir ben. Ama ben çocuğum yani. Bak ben babamın cenazesinde ağlamadım. Haberi geldim, kalktım haber sundum ben. Ondan sonra İzmir'e yola çıktım. Bilmiyorum yani gaddarlık mıdır, vicdansızlık mıdır? Bir mesafe vardı babamla aramızda. Şöyle karşılıklı bir oturup da konuşamadık. Ha benim çocuğum yok. Ben olsaydı babam gibi davranmazdım ama onu biliyorum. Çocuğumuz olmadı bizim. Belki de yaradan böyle terbiye etti beni bilmiyorum. Olmadı ya. Ne bileyim. Olmadı yani. Türkiye'de haberci olmak başlığını versem sana aklına ne gelir ki? Kaos ya sıkıldık artık ya parmak sallama böyle bakma. çocukluğumuzda babamızdan gördük yönetilirken siyasetçilerden gördük ya tamam da insanız bir arkadaş biz de insan gibi muamele görmek istiyoruz ya Katarsis'e hoş geldiniz hepiniz. Bugün konuğumla sohbete başlamadan önce size bir haberim var. Çünkü bu kez sizin katarsisiniz için yan yana birlikte bambaşka bir deneyim için bu pazar günü 9 Nisan pazar Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyoruz sizlerle. Bu sefer bambaşka bir deneyim olacak. Birlikte orada olan herkesle kendi hayat hikayemizi gözden geçireceğiz ve bu gecenin tüm geliri depremden etkilenen çocukların bursu olarak onlara aktarılacak. Yani aslında bu bir eğitim bursu gecesi. Aldığınız her biletle çocuklarımızın eğitimine de katkı sağlamış olacaksınız. Bu pazar günü Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 9'da sahnede ben olacağım. Ama tek başıma da olmayacağım. Yanımda hepimize iyi gelecek mizahıyla Yasemin Sakallıoğlu olacak o gece orada yanımda muhteşem bir performansla Melek Mosso olacak. Ve bu gece Antakya Medeniyetler Korosu özel bir açılışta bize eşlik edecek. Bu pazar Harbiye'de buluşalım, biletlerinizi alın, bilet detayları açıklama kısmında var. Ve lütfen geldiğinizde de her çocuğumuz için eğitime katkı sağladığınızı unutmayın. Bugün Katarsis'te karşımdaki kırmızı koltukta Fatih Portakal oturuyor. Hayatlarımızda önemli bir yeri var çünkü biz Türkiye'de doğru haberi alabilme hakkı ile ilgili bir takım endişeler yaşadığımız dönemlerde her akşam gözümüzün içine baka baka ve gerçek bir samimiyetle beraber bize doğru haberi ulaştırdığına inandığımız birini izledik. Hala da izlemeye devam ediyoruz. Ama tam da gündemin zirvesindeyken, e, reytinglerin de zirvesindeyken bir karar verdi ve bir gün gitti. Daha mutlu olabilir miyim sorusuyla beraber gitti, geri çekildi bir sürü aslında kafamızda soru işareti vardı gidişiyle ilgili. Ama bugünlerde neyse ki geri döndü. Hem inzivasını hem geri dönüşünü hem de aslında yeniden gözümüzün önünde olmanın hissini ama en çok onun hayat hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba Gökhan, hoş bulduk. Sağ ol, güzel sözler söyledin. Teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım, kırmızı koltuktayım. Koltuk rahat, Güzel, rahat mı? herhangi tamam. bir sıkıntı yok. <laughs> Hazırım her şey. Tamam. Önce şunu sorayım. Nasıl bir dönem? Nasıl bu ara ruh haliniz? Benim ruh halim her zaman iyidir. Kötü değildir. Ben kendimi çok motive eden bir insanım. Yani tek kalsam bile ben sıkılmam. Benim böyle bir özelliğim var. Yani beni koy bir adaya, başka yanıma kimseyi koyma. Yani ben tek başıma orada, börtüsüyle, böceğiyle, o suyla bu suyla bir şekilde vakit geçiririm. Psikolojisini ayakta tutmayı beceren bir insanım ben. Bu özelliğimi seviyorum. Tabii ki bazen düştüğüm anlar oluyor ama kendimi hemen kaldırmayı seviyorum çünkü benim için önemli olan sağlık. Her şeyin başında sağlık. Yani bundan iki buçuk sene önce bırakıp giderken de e, İzmir'e sağlıktı. Yani o yüzden de e, sağlığım benim için önemli. Ona karar veriyorum. Yani sağlığım iyiye gidiyorsa, beden sağlığım, ruh sağlığım, kafa sağlığım o zaman yola devam. Eğer yani, böyle bir şeyler kafama attırıyorsa abi sen kendine zarar veriyorsun o zaman diyorum. Dön git yani. Bir de bu şeyle alakalı olan bir şey. Aman o da olsun, bu da olsun, ona da bineyim, buna da bineyim, onu alayım, bunu alayım, oraya gideyim, buraya gideyim. Öyle bir derdim yok benim. Yani olabildiğince elimde ne varsa onunla yetinmeyi seviyorum. Fazlasına ulaşmak, fazlasına erişmek daha fazla hırs demek, daha fazla yoğun çalışma demek, daha fazla kendini yıpratmak demek. Ben ona nokta koymayı bilebiliyorum. İyi geldi mi gitmek? Çok iyi geldi ya. Kim istemez ki? Ya işte İstanbul gibi yere geliyorsun. Zaten trafiği berbat. İnsanları zaten berbat. Bürütüsler çok fazla. Buradan İstanbul'a gittikten sonra da portakal bahçeleri arasında, zeytin ağaçlarının arasında, şu anda papatya mevsiminin olduğu, işte sarı papatyaların önceden açtı, beyaz papatyaların şimdi açtı, artık kurumaya yüz tuttuğu bir ortamdayım ben. Yani bu insana iyi gelmez mi? Ve ben bunu iki buçuk senedir yaşıyorum. Yani mutluyum. Çok da iyi oldu. Hem kendi açımdan hem aile düzenim açısından hem oradaki dostlarım açısından son derece doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hiç pişmanlık yaşamadım biliyor musun? Yer yer söyledin ama çok akıllarda kalmış birkaç bir şey sorayım. O dönemin içerisinde daha mutlu olabilir miyim deyip gittin ya. Evet doğru. Ama insanlar başka şeyler konuştu. Korkutulmakla ilgili, istifaya zorlanmakla ilgili, artık o gündemin içerisinde, dışarıda bırakılmanla ilgili Bunlar oldu mu? Yok abi. Ben iki sene önce de bırakmayı, yani iki buçuk sene önce bıraktım ya. Ondan iki sene önce de ben bırakmayı düşünmüştüm. O zamanki Fox'un yönetimiyle oturduk. Ben masadan kalkıyordum. Öyle yine benim bir böyle bir eser halime geldi. Ben yani bir şeyler oldu o zaman. Bir maddi konular vardı zannedersem. Ondan sonra ben yani gidiyorum ya dedim. Yılgınlık vardı bak. Yani bir kere iktidar tarafından veya işte bir başkası tarafından, AKP'den, oradan, buradan, işte Cumhurbaşkanlığından birisi arayıp da işte Cenk'i veya Doğan atın bu adamı dediklerini ben tahmin etmiyorum. Öyle bir şey yaşamadık. Öyle bir şey yaşatmaz zaten Fox. O özgürlüğü vardır. Editoryal özgürlüğü de vardı ama bir yere kadar da editoryal özgürlük. O da bana bir sıkkınlık getiriyordu. Yani bazen yürü, bazen topa bas, bazen şey miyiz biz yani? Düşünsene haber sunuyorsun, inmişin işte bir saat sonra birisi seni arıyor. İşte Cumhurbaşkanı senin hakkında suç duyurusunda bulundu. Bilgin olsun tweetinden dolayı veya yayın yapıyorsun. Bir hafta sonra öğrenmişsin abi. Şimdi gülerek bunları düşünüyorum da alıştım zaten. Ondan sonra diyorlar ki işte Rütük'ten dosyan gidecekmiş. Ana haber ceza mı kesilecek bilmem ne mi olacak. He, bunların parası benden çıkmıyor. Şirket ödüyor bunun parasını ama ben sorumlu yayıncılık yaptığımı düşünüyorum. Evrensel boyutta, milli de değil. Evrensel boyutta ben gazetecilik yaptığımı veya habercilik yaptığımı düşünüyorum. İşte o bakımdan böyle yılgınlıklar oldu. Düşünsene bir de Gökhan yani koskoca ülkenin cumhurbaşkanı gidiyor. Seni Denizli Meydanı'nda halka şikayet ediyor. Patlatırlar enseni diyor. Ya bunlar kolay şeyler mi? Yani Cumhurbaşkanı kim ben kimim yani? Tamam belki ondan çok daha akıllı olabilirim o ayrı mesele. Ama o Cumhurbaşkanı yani ben ona hakaret ediyorum mu? Etmiyorum. Ama o beni hakaretin ödesinde arkadaşım şeye gösteriyor, hedef gösteriyor. Gerek o, gerek devlet bahçeli, başkaları. Yani bunlar insanın içerisinde tortu bırakıyor. Ve tabi ister istemez senin bedenini etkiliyor, aileni etkiliyor, anam telefon açıyor, oğlum böyle böyle dediler, aman kendine dikkat et. Korumayla dolaşmaya başlıyorsun, uzun yıllar korumayla dolaşmaya başlıyorsun. Hala da valilik korumasıyla gidiyorum. Bunlar insanın asabını bozuyor ve yıpratıyor. İşte bunların hepsini topla 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 alt alta koy, bir topluyorsun. Diğer tarafta daha mutlu olurum sorusunun cevabı orada mı burada mı, TL olarak karşısında mı? Hayır abi diyorsun ki TL bu tarafta dursun veya bu da bu tarafta dursun ben gideceğim ya. Yani en azından kendimi dinleyeceğim. Çünkü sağlığım çok daha önemli. Çünkü ben babamın ölümünü gördüm tamam mı? Babamın nasıl alı, acı çekerek kanser hastasıydı. O şekilde ölmek istemiyorum ben. Ben güzel ölmek istiyorum yani, yani yaradan bilir yine de. Ama stresten uzak, akıl sağlığım yerinde, beden sağlığım yerinde böyle huzurlu bir şekilde öteki dünyaya gitmek istiyorum. Orada da nereye gideceksem artık bilmiyorum. Yani ben böyle bir yaşam istiyorum. Bunu tercih ettim. Güzel de oldu. Şimdi bütün o kırılma noktalarını konuşalım beraber konuşalım. birazdan ama Tabii şöyle bir şey merak yapalım. ettim. Bu kadar stres faktörü, bu kadar gündemde olmak işte ne kadar güzel söyledin aslında akıl sağlığı, beden sağlığı tamamıyla. İnsanın da yol arkadaşlarına ihtiyacı var. var. Dostum var mı? var Çok. Peki dertleşebilen, işini açabilen biri misin sen? Tabii İzmir'de çok güzel bir grubum var benim. İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum ben. Biz aşağı yukarı 20 kişilik bir grubuz. Hepsiyle çok dostane tavırlarımız var ama içlerinde 3-5 tanesi var ki onlar yani çok şeyi paylaştığımız, çok şey konuştuğumuz, dertleştiğimiz, ağlaştığımız güzel insanlar. Bazı duyguları soracağım. Elbet Buyur. duruma göre değişir ama Tabii. bu duyguları hissettiğinde genelde eylem olarak ne yaparsın? Çok üzüldüğünde. içime kapanırım. Çok korktuğunda. Üstüne gidiyorum ya. Korktuğum çünkü ben aciz görünmek istemiyorum. Korkuyorum ama yani. Çok utandığında ya da biri seni utandırmak istediğinde. Kızarırım ya. Çok mutlu olduğunda. Çok mutlu ol. Seveceğim bir insan olurum ya. Şımarırım yani. Çok nefret ettiğinde. Birinden ya da bir ben şeyden. şeyden. Ben Benim öyle bir huyum yoktur. Çünkü ben kindar bir insan değilim. Ben kendimi biliyorum. Fevri bir insanım. Onu biliyorum. Fevrilik var. Kırıcılık da var orada. Ama öyle nefret duygum, kindarlık falan bende yok. Çok aşık olduğunda. Ya aşık. Aşık nedir ben bilmiyorum ki. Aşk nedir hocam aşk? Ben aşkın ne olduğunu bilmiyorum. Eşim bile sorar bana aşık mısın değil misin? Ben bilmiyorum ki aşk nedir? Ya <laughs> aslında bu kadar romantik anlatıyorlar ama ortak yaralardan onu tamamlayacağına ya da tedavi edeceğine güvendiğim biriyle çarpışma hali en başta. Ama o geçmişte kendi hayatımızla ilgili yaralı olduğumuz konularda He. onunla iyileşebileceğimizi düşünürüz. Bazen de onu kanatarak iyileşebileceğimizi düşünürüz. Dön. Çünkü aşk bazen sadece kıymetsiz, değersiz bir yerde kalırsa bir çarpışma evet. olarak zarar da verebiliyor iki tarafı. Ama zaten değere, kıymete, güvene birlikte ulaştığın zaman da evet. dönüşüyor beraber. Sonraki aşamalarda. Evet. Ama aşk her zaman öyle çok romantik bir şey değil, değil yani. bilimsel anlamı var. Değil vardır. mi? Özellikle aşkın evrildiği yerler, sevgi, ilişki, bağ tam olarak buralar. Evet. Buralar olmazsa olmuyor yani. mi? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki bir hafıza testi yapacağız. Yapalım. Valla hafızam iyi değildir ama dur bakalım. Deneyelim bakalım. Tamam. Hayatının evet. başka dönemlerinden 10 soru Sor. aklına geliyorsa. Tamam. Nazilli'de doğduğun sokağın adı? Kurtuluş sokak olabilir mi acaba? Çocukken en sık duyduğun baba nasihatı? Yaramazlık yapma. Bu hayattaki ilk kavganı kiminle ettin? 16 yaşındaydım. Anadolu Lisesi'nde basketbol takımının maçı vardı bizim lisenin. Bornova Anadolu Lisesi ile ben de en önde kalmışım. Heriflerle bir karşılaştım. Kulağıma bir tane vurdu. O hala da kulağımda onun etkisi vardı. O benim ilk kavgamdı. Ben başka da kavga hatırlamıyorum. Ergenlik döneminde daha havalı gözükmek için söylediğim bir yalan. <laughs> Sivilcelerimle ilgili olabilir. Fazla turşu yiyorum da, bilmem ne yiyorum da öyle. Bilen gibilerinden öyle bir şey. 2009'da Best FM'de sunduğum programın adı. Konuşan Türkiye. Ustam dediğin rahmetli Mehmet Ali Birant'la ilk nerede karşılaştın? Telefonda konuştum ilk. Merhaba dedi, merhaba. Abi dedim nasıl ama nasıl heyecanlandım. Küt küt atıyor kalbim. Bizim dedi muhabire ihtiyacımız var. İstanbul'a gelir misin? Vallahi düşüneyim bir konuşalım dedim. Ondan sonra İstanbul'a gittik. Ee, i̇lk konuşmamız telefon üzerinden oldu. Peki aklımla dalga geçme. Ha, ikinci kitabının tabii. giriş cümlesini hatırlıyor musun? sorguladıkça özgürleşiyorum gibi bir şey olabilir miydi acaba? Evet, evet. Bilmiyorum. Evet, evet. Olabilir. Hakkında çıkan son yalan haber neydi? Geçtiğimiz hafta e, birisinden bir telefon geldi. İBB'nin gemisi İskenderun'da e, Limak'ın limanına yanaşamadı diye. Ben de bir mesaj attım. Bu iddia doğru mudur, değil midir? Cevap veriniz Limak yetkilileri filan gibilerinden. İBB'ye de cevap versin diye. İktidara yakın olan medya, ülkenin yalancısı. İşte Fatih Portakal'ın bu haberi yalan çıktı. Ben onlara direkt İtham etmedim ki. Böyle bir iddia var. Bu iddiaya cevap bekliyoruz dedim ama bu şekilde yalancı itham edildim. Evet. Peki hafıza testinin son sorusu. Buyurun. En son niçin ağladın? Uzun zamandır ağlamadım. Dizi izlerken ağlıyorum ama. Gözüm yaşarı veriyor ama bu yani bir komedi filmin içerisinde olabilir. Bu ne bileyim bir aşk filmin içerisinde olabilir. Hemen ağlayı veriyorum. Bilmiyorum. O psikolojik bir bozukluk mu yoksa Değitim insan bir şey Niye yap. olsun? Ağlamak bir kere temizliktir. Tam anlamıyla o bırakma Ama yani babam sınıfında insan nasıl ha. ağlar? Ya, Öyle. Ben mesela e, böyle insanlarla da tanıştım. Barış Manço arkadaşıma şey dinlerken ağlıyorum bazen. Ya, anılar, de, çocukluk, anılar deme, bize hissettirdiği geliyor. bazen komik bir sahnenin de evet. bizim hayatımızdan bir karşılaşmayı temsil etmesi. Tabii. E, o yüzden de hele ki günlük hayatta daha güçlü durmak zorunda olan insanların bir şarkıyla, bir diziyle, bir kitapla ağlayabilmesi en azından bırakmanın bir yöntemi evet, Olabilir. Güzel bir şey yani değil mi? Abi? Evet tabii ki. Bir de en tabii. çok sevdiğim şey var ya. Yaz kızım. Ha. <laughs> Adam çırılçıplak. <laughs> i̇ki kilo domates, iki kilo demir. Bilmem ama <laughs> <laughs> çok komik bir sahneydi. Onu seviyorum. Onu Moralim bozuk oldu zaman ben onu açarım biliyor musun? Şenerşen. Şener filmi. Evet, evet. Oğlum tükür babanın suratını. <laughs> o çok güzel. Müthiştir. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Hadi başa dönelim. Dönelim abi. Bu programın en temel sorusudur izleyenler Buyurun. bilir. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Ne ben, ortalama Türk ailesi. Annesi çalışmayan, ekonomik özgürlüğünü eline almamış, ihtiyaç olarak tamamıyla kocasına bağımlı, ataerkil diyebileceğimiz, babanın sözünün geçtiği, babanın sözünü geçirirken zaman zaman tabii ki o baba tokatını attığı, annenin de o psikolojik durumdan zaman zaman etkilenip terliğiyle seni dövdüğü ama e, her zaman çocuklarına sahip çıkan, kızına, oğluna sahip çıkan, onları okutabilmek için, onları toplumda bir yere getirebilmek için çaba harcayan, orta gelirli, malı mülkü olmayan, çalışarak parasını kazanan ve tasarruf yapıp ev alan, efendim kendine bir araba alabilen, çocuklarını da o parayla okutabilen ortalama bir esnaf babanın, bir ev hanımı annenin ikinci çocuğuyum. Ablam benden büyüktü. Hatta ablam koleje gitmişti. Beni koleje göndermemişlerdi. Babam şey demişti, oğlum seni koleje gönderemiyorum. Sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok dedim. O zaman bilmiyordum ki yani kolejde devlet okulu arasındaki farkı bile anlamıyordum yani açıkçası. Ha oraya gitmişim, oraya gitmişim. Yani böyle bir aileydi. Mutlu bir aileydi ailemiz. Zaman zaman gerginlikler tabii ki her ailede oluyordu. Öyle aile şiddeti falan yoktu yani. Kadına şiddet, çocuğa şiddet. Zaman zaman yaramaz adamdım yani. Uslu adam değildim. Onu söyleyeyim. Evden iki üç kere kaçtım gittim. Gelmedim, gelmeyeceğim eve dedim vesaire dedim. Onu dedim, bunu dedim. Köz köz gittik ondan sonra geldik tabii ki. Ama iyiydi, mutlu, güzel bir aileydi. Güzel yılda İzmir'de oturuyorduk. Hatta o dönemden şeyi çok severim ben bahar aylarında İzmir'in evleri, apartmanları balkonludur. Ve o balkonlarda bahar ayı geldiği andan itibaren Nisan ayında balkona masalar atılır. Ve o masalarda yemek yenirdi. Ve ben hala da o kokuyu hiç unutmam. Baharın geldiğini o güzel yalı semtine gittiğimde havadaki o yemek kokularının havaya karışmasından dolayı ben derim ki bahar gelmiş ya çünkü onlar havayı, o ılıman havayı ve o yemek kokusuyla birlikte böyle içine hapsetip sen nefesini çektiğinde öyle bir farklı bir koku geliyor. Ben ona baharın veya yazın kokusu diyordum. Böyle bir evde büyüdüm ben. Çocuklukta bazen bir koku ya. Evet. Bazen gerçekten Hatırlıyorsun. bir koku değil mi? Evet. Evet. Mesela o koku her duyduğunda, burada da duysam ama bahar gelmiş diyorum biliyor musun? Demek ki onlar hep hafızaya kazınan şeyler. Şöyle bir gözünün önüne getir isteyeceğim. Bir çocukluk fotoğrafı sorarım bazen. Bir kare. İlk ne gelir gözünün hmm. önüne çocuk? Şeye gelir. Bir fotoğrafçı vardı. O kareyi hiç unutmam. Fotoğrafçının stüdyosunda çekilmiş. Babam bir tarafta duruyor. Annem uzun saçlı bir tarafta duruyor. Annem benim gençliği çok güzel, güzel bir kadındı. Ablam 8-9 yaşlarında, ben herhalde 5-6 yaşlarında öyle çekilmiş bir stüdyo fotoğrafı vardı. O fotoğrafı ben hiçbir zaman unutmam. O çok hep ilk fotoğraf o benim aklıma gelir. Yaşlandık ya. Babam öldü gitti. Ablam işte hayatta çocuğu oldu etti. Annem şu anda yalnız. Ee, kocasını özler vaziyette. Ben bakıyorum fotoğraftan o çocuktan bugüne bu herife gelmiş, bu öyle bir adam olmuş filan ve şimdi de bundan sonra ne olacak? <laughs> Biraz hayat sorguladı. <laughs> hayat sorgulaması tamam. ya. Ama mutlu geçti benim çocuğum ya öyle çok mutsuz geçmedi. Ya babam sert adamdı. Bana kot pantolon giydirmezdi mesela. Tutucu bir adamdı aslında. Sosyal demokrat yapıda bir adamdı tamam mı? Ama tutuculuğu vardı. Kot giydirmezdi bana ya İzmir gibi yerde. Ama ben Mesela ilk kotumu 15-16 yaşında veya o yaşlarda arkadaşımdan Wrangler kot vardı hatırlar mısın? Wrangler kotu aldım, onun ikinci kotuydu o, bana verdi al sen bunu. Babamdan kaçak giyiyordum ben kotu, hep kumaş pantolon giymemişlerdi. Yani zaten okula giderken kumaş pantolon giyiyoruz abi. Yani kot da giymek istiyor insan, arkadaşlarım giyiyor çünkü. O Wrangler'ı ben kaçak 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 giyerdim. Böyle bir e, sert tarafı da vardı. Vardı. Evet. Peki çocukluktaki anneyi soracağım. Şefkati nasıl? Annem, desteği tır, nasıl? Şevkat dedim ya. Tabii hı tabii. Hı. O terliği vardı onun bir tane kızdığı zaman. Terliği arkadan fırlatırdı. Ama iyi kadındı ya. Kulakları çınlasın. Çok da sever. Ben de onu çok severim. Ya yüzdüğüm zamanlar çok olmuştur. Babama karşı beni çok korumuştur her anne gibi. Ablamı babama karşı çok korumuştur. Yani özverili bir kadındı ya. Yani neticede ekonomik özgürlüğünü almamış. Her bakımdan kocaya bağlı. Ekonomik özgürlüğü olsa çok daha dik duran, çok daha her şeye hedemeyen bir kadın da olabilirdi annem. Ama yapacak başka bir şey yok ki. iki çocukla nereye gidecek? Nazilli'ye mi dönecek yani? Babasının yanına mı dönecek? O cesareti de yok. Ama sağlam kadındır. Yani her şeye rağmen yine de çok göğüslemeyi bilmiş. Çocuklarını seven, kol kanat geren. Her seferinde Gerçekten bizi e, hayata tutta tutabilmek için, tutturabilmek için büyük özveriler yapmış, büyük acılar da çekmiş. Yaşantısına göre hoş bir kadın, güzel bir kadın, güzel bir anne, iyi bir anne. Yani ben e, her çocuk şanslı tabii ki anne babasından dolayı ya veya çoğunluk diyeyim. Ben de şanslı olduğumu düşünüyorum, özellikle annem konusunda. Şimdilerde çok ziyaret edemiyorum, hatta kızıyor bana. E, zaten gelmiyorsun, en azından bir haftada bir ara. Benim bir de arama huyum yoktur. Yani babamla bile hep dalaşırdık. arada ara, arada ara, ara da ara, ara, da ara yetişkin olduktan sonra. Yani ben yapamıyorum ya, arayamıyorum. Benim konuşamama gibi bir özrüm var telefonda. Anneme derse ben hakkını helal et, hakkını helal et. O da artık alıştı tamam aramasan da dedi. <laughs> en azından başını derde sokma şimdi İstanbul'a gelirken onun masiyatı veriyor. Ana işte ya 80 küsur yaşında. Oğlum diyor başını derde sokma diyor bana. <laughs> Komik kadın. Ama Fatih sanki haklı ya bir taraftan. Yok ben ya. arkadaşın yok olarak ya. da derdim hani <laughs> o bir de anne kalbi ama. Ben şey düşünüyorum ya ya bugün varız yarın yokuz. Yani ya tamam ya hayattayız yarın da olmayabiliriz. Bu mantıkla düşünüyorum ama ölmekten ben çok korkuyorum bilmem ne. Acı çekmekten korkuyorum bak. Acı çekerek ölmek istemiyorum. Bu benim e, gerçekten kafama taktığım bir şey. Olacaksa da o dandiya olsun. <laughs> babayı da soracağım. Sor. Çocukluktaki babayı soracağım. Sert adamdır biz erkek çocukların da hayatında bir yandan babalar o dönemde çok anlamıyorlar evet. ama büyümek ve olgunlaşmak için babanın iktidarıyla savaşırız. Çok savaştık. Var olmanın da bir yoludur bu. Çok savaştık. Çok. Baba ben yaptım diyebilmektir. Sizde nasıldı? Çok savaştık ya yani biz babamla çok anlaşamazdık zaten. Kafa yapıları olarak çok birbirinden uzak insanlarız. Sert adam sert. Zaman zaman nasıl refleks vereceğini bilemezdi. Yani bu benim yaramazlığımdan da kaynaklanabilir, haylazlığımdan kaynaklanabilir veya ben dengesiz olabilirim ama ben çocuğum yani. yani. Çok dayak yemişimdir ben. Dayak yiyerek bu hale geldim zaten. yani Belki de yemesem daha da kötüydü belki. Bilmiyorum Gülhakan'cığım. Ama yani dayakla mı terbiye etti? Hayır. Ama yani o zaman zaman babalar yapar ya. Kim babalar var mesela dövmez. Hep konuşurlar ya da günümüz babalarına bakıyorum ben. Ne şefkatle davranıyorlar. Yani biz bir mesafe vardı babamla aramızda. O mesafeyi biz hiçbir zaman yenemedik. Belki onun şefkatini tam olarak gösterememesinden, belki benim ona sevgimi tam olarak iletemememden kaynaklanan bir sıkıntı olabilirdi. Bu benden de kaynaklanabilir. Ama özünde iyi adamdı. Yani düşünsene adam beni okutabilmek için, neler yaptı ben biliyorum ya. Yani en azından hatırlıyorum şimdi yani iyice geçmişe götürdün şimdi beni tabii ki. Yani o küçücük dükkanında mal satacağım diye kemer altında o ayın 15'i geldiğinde yaşadığı o senetimi ödeyeceğim, çekimi ödeyeceğim. Annem sabahleyin kalkar 20 lira bırak, 10 lira bırak bakkala gideceğim. Yani bunları düşünüyorum. Ondan sonra beni okutmak için adam gitti arabasını sattı etti filan Allah rahmet eylesin gani gani. Yani sertti zaman zaman tartışırdık. Zaman zaman iyi olurduk. Yani şöyle karşılıklı bir oturup da konuşamadık ya. Yani öyle hani filmlerde var ya babalar oğullar. O da film icabıdır bilmiyorum hep böyle midir? Yani böyle bir, bir konuşma eksikliğimiz vardı. Ha benim çocuğum yok. Ben olsaydı babam gibi davranmazdım ama onu biliyorum. O konuda netim. Mesela babam bana sert çıkardı veya ne bileyim böyle sert yapar. Ben gurur yap kaçardım evden. Gelmediğim bir hafta filan süre oldu. Sonra nasıl dönerdin eve mesela? <laughs> Dönmek zorundayım. Ne yapacağım yani? Bir <laughs> <laughs> daha ne yapacağım? Adam döneceğimi biliyor zaten yani. Hadi diyor kendi başına bırakayım bu deliği diyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Allah rahmet eylesin ya çok konuştuk. Uzun zamandır ben bu kadar konuşmamıştım. Bak ben babamın cenazesinde ağlamadım. Kanserden öldü. Yataktaydı ve hastanenin o son hastaların yattı bilmem ne servisi diyorlar ona. O bölümdeydi. Ben odada yalnız kaldım, beni çağırmıştı. Hakkımı helal et dedi. O zamanlar da biraz böyle bir gerginliğimiz vardı çünkü. Ondan sonra ben gidiyorum dedi. Bekle beni orada dedim ben de. Öpüştük filan böyle. Orada da çok şey, tüylerim diken diken oldu. Ama yani böyle boşalırcasına bir ağlama ben yaşamadım. Hatta öyle bir şey ki Gökhan, haberi geldi, Kalktım haber sundum ben. Ondan sonra İzmir'e yola çıktım. Haberimi sundum ama her zamanki performansımı sundum yine. Çünkü yaptığım iş buydu. Ama bir taraftan da babamın öldüğünü biliyordum. Ama cenazeyi kaldırdık filan. Ben gözyaşı dökmedim. Bilmiyorum yani gaddarlık mıdır, vicdansızlık mıdır? Bunun nedeni nedir? Onu da bilmiyorum. Yani bunu ben herkese söylemem. Mesela bu yayında söyledim şimdi. Ne gaddarlıktır ne vicdansızlıktır. Önce oradan başlayalım. Bazen koruruz kendimizi. Belki Bazen o. savunuruz kendimizi. Evet. Bazen bazı duygularla ya da hayata devam edebilmek için tutarız. Evet. Oysa ki herkes de dışından ağlayamıyor Fatih. Evet. Herkesin kendine göre bir acıyı yaşama biçimi evet. var elbette. Evet. Sadece hep şunu söylemeye çalışıyoruz yani hayatımızda. Kızmış olsak da çok sevsek de iyi ya da buruk anılarımız da olsa aileden birilerini kaybetmek temel kayıplar. Tabii. Ben hep o yüzden konuklarıma şeyi soruyorum. Yasını yaşayabildim mi? Yas yaşamak illa dağılmak bitmek değil. Ben yas yaşamadım. Olmadı ya. Ne bileyim? Olmadı yani. Mesela 25 Ağustos gelir babamın ölüm yıl dönümü. Ben anama aramam yani. Yani kimisi arar ya işte o ölümden bahsetmez ama en azından nezaketen anne nasılsın veya abla nasılsın veya nasılsın işte enişte filan. Ama o tarihte birisini kaybetmiştir. En azından bir sesini duyarsın edersin da destek amacı. Ben öyle bir huyum da yok benim yani bilmiyorum böyleyim. Ve kimsenin de ben öldükten sonra ağlamasını da istemem yani vasiyetimdir o benim. İstemem ya. Sessiz sedasız alın gömün götürün yani beni. Merak ediyorum. Buyurun. Çocukluk ya da ilk gençlik hayalinde haberci olmak var mı? Ben mi? pilot olmak isterdim. Öyle mi? Evet. Rüyalarda bazen onu şey yap. Tank sürücüsü olmak isterdim. Bir de pilot olmak isterdim. Hatta bazen küçükken işte çocuk aklı yatardık. İşte biz ablamla aynı odada yatıyorduk. Bir yatak böyleydi, bir yatak böyleydi. İki, iki oda falan. Ben böyle hayal kurardım. İşte tankı veriyorlar bana ben. işte şey yapıyorum. Tankı öğreniyorum. Tankı veya pilot oluyorum. Uçağa kaldırıyorum falan. Böyle uykuya dalardım. Öyle bir öyle habercilik, habercilik falan. Yoktu yani benim aklımda olmak diye bir şey yoktu zaten. Peki hep şu noktada şunu soruyorum. Hı? İlk gençlikte büyürken orada büyüdüğümü anladığım an ya da dönüm noktası oldu hayatımda diyeceğim bir an desem ne gelir aklına? Kıbrıs. Yani ben üniversiteye girdim Türkiye'de iki sene girdim kazanamadım. Benim bütün arkadaşlarım kazandı. Daha sonra kazandım üçüncü sene Ege Üniversitesi biyolojiyi kazandım ama o benim dönüm noktasıydı. Anam babama dedi ki. Kıbrıs'ta da Doğu Akdeniz'e girmiştim. Orası paralı bir yerdi. Babam dedi ki ben dedi bu çocuğu nasıl okuyacağım? Benim 400 param yok. Annem dedi ki altınlarımı satarım ben bu çocuğu buraya göndermeyeceğim. Çünkü ablam biyolojiden mezundu. O annemin o hareketi dönüm noktasıydı belki de. Yani ben Kıbrıs'a gittim ama babamın nasıl gönderdiğini farkındaydım. Çok çalıştım o sene ve bir sene aradan sonra yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne geçtim. İyi bir not ortalamasıyla. Benden beklenmeyecek bir performanstı bu. Yani ben çalışkan bir öğrenci değildim. Ama riski göze alıp yurt dışı için bütün evrakları, paraları, maraları da hep yatırmıştım yani. Öyle bir insandım ben. Benim dönüm noktası annemin o hareketi olabilir bak. Şimdi hatırlattın bana. Anne destekliyor. Baba da büyük bir fedakarlık yapıyor, yapıyor aslında. Ama annem altınları sattı. <laughs> Tam o dönemde mesela evet. çok çalışkan olmayan ama evet. o dönemde çalışıp başarmıştı bir öğrenci, genç bir adam var. Bir getirsen gözünün önüne. O adamın gözünden dünya nasıl bir yerde o dönem? Yine Hı. zordu bak. Gerçekten. Sene 83, 84, 85. Yani ben İzmir'i hatırlıyorum şimdi. Babam esnaf. Hayat pahalı enflasyon var, işsizlik var. Yine gençlerin kafasında okulu bitirdiğimde ne olacağım var. Üniversiteye girebilecek miyim, giremeyecek miyim? Nasıl gireceğim? Para yetmiyor. İnsanlarda yine yoksulluk var. Bu kadar derin yoksulluk yoktu. Fakirlik vardı ama bu kadar derin fakirlik yoktu. Yani ve bu kadar insanlar sıkıştırılmamıştı. Onu hatırlıyorum bak. Siyasetçileri hatırlıyorum. Rahmetli Erbakan'ı, rahmetli Demirel'i, rahmetli Ecevit'i, rahmetli İnönü'yü, rahmetli Mesut Yılmaz'ı. Bunlar kendi aralarında konuşabilen insanlardı. Yani tartışa bilen insanlardı. Özal bile, özal yani siyasi olarak çok sevmesen bile o bile yani mumla aratıyor ve bunlar çok konuşuluyordu. Hala da çarşıya pazara çıktığında esnafların arasında o dönem siyaset konuşulurdu, siyasi partiler konuşulurdu, CHP konuşulurdu, Adalet Partisi konuşulurdu, ne bileyim o dönemlerde Anavatan Partisi vardı o konuşulurdu, Selamet Partisi konuşulurdu, Milliyetçi Hareket Partisi konuşulurdu, işsizlik konuşulurdu, hayat pahalılığı konuşulurdu, kadın hakları konuşulurdu, hayvanlar ama bu kadar konuşulmazdı, çevre bu kadar çok konuşulmazdı ama yine de işte su kesintileri oluyordu işte çeşmelerden su içmeyin denizler kirleniyor diyenler vardı. Yani sene 83'lerden 84'lerden bahsediyorum. Yine insanlar paralarını rant getirsin diye ya banka mevduatına yatırdı ya dolara yatırdı ya altına yatırırdı. Yani aynı sorunlardan bahsediyordu. Bunlar konuşulurdu yani. Bak sene 84 40 senede bir ülkede bir şey değişmez mi ya? Bunlar hiçbir değişmez mi veya düzelmez mi? Aynı şeyleri konuşuyoruz ya yani yine. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Babam enflasyon çok olduğu için aldığı malı yün işine uğraşırdı benim babam. E, alırdı yünü ondan sonra bazen depoda tutardı. Yani çünkü sattığında yerine koyamayacağını bilirdi. En azından iki zam görsün de ondan sonra çıkartayım diye yok satardı bazen. Öyle de durumlar vardı. Bugün de aynısını yapıyor insanlar zaten. İşletme bitti. Orada bir dönem var. Evet. Nerede başladı habercilik? Ben torpille girdim abi işe. Ben yani yurt dışından geldikten sonra bunu da hiç utana sıkına söylemiyorum yani tamam mı? Yani diyebilir kimileri ya hakkımızı yedin öyle yaptın böyle yaptın iyi de arkadaş yani bir yere torpille girersin de ondan sonra yani işlemez ki torpil. Ben geldim yurt dışından 27-28 yaşında geldim. Enişten vardı rahmetli kalp doktoru o da kalpten öldü gitti ondan sonra enteresandır dahiliye uzmanıydı. Onun bir arkadaşı vardı Ufuk Güldemir o bir kart yazdı. Ben de İstanbul'a geldim, iki Telli'de o zaman. Sene 96'dan bahsediyorum, 96'nın Ağustos'undan bahsediyorum. Televizyonculuk, özel televizyonculuk daha 92-93'lü yıllarda böyle yeni yeni kıpırdanmaya başlamış. Adım adım böyle yükselmeye başlıyor, TRT'ye rakip oluyor. Sonra ben gittim, aldı beni odasına. <laughs> Utana sıkıl abi dedim, bunu eniştem gönderdi, buyurun takdim ediyorum size <laughs> kartvizit <laughs> Gönderdiğim kardeşim yeğenimdir filan yazıyor, o kartı hala da ben saklarım. Dedi, Sen anlıyor musun bu işten? Anlamıyorum abi dedim. Peki ne var sende? Abi dedim işte bende ne var? Ü, me, üniversite mezunuyum, işletme. Yabancı dili var bende dedim. Okuluna gitme. Hayır dedim gitmedim. Sen dedi İzmir'e git. Bizim dedi İzmir'de büro var. Sen orada çalışırsın dedi. Beni İzmir'e gönderdi. 96'nın Ekim'inde ben İzmir'de çalışmaya başladım. Star burada. Uzanlarında o zaman. Ondan sonra işte Kasım geçti, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Maaş yatmıyor. 28 yaşına gelmişim. Neredeyse evleneceğim vesaire. Para bir şekilde yatması gerekiyor. Hala da babam şey diyor, ya oğlum bu nasıl bir iş ya diyor, para almıyorsun falan. En sonunda Ufuk abiye telefon açtım. Abi dedim ben para alacak mıyım, almayacak mıyım? Erdin para almayacaksan dedim, benim bırakmak istiyorum. Yol, yoluma bakacağım yani. Ondan sonra 1 Mayıs'ta 2007 benim kadrom yapıldı. Ben kadrol olarak Star'da işe başladım. <laughs> Hakan abi vardı o zaman, Hakan Atış şimdi Yaşar Holding'de. Verdi benim elime bir mikrofon. Ne yapacağım dedim ben, bana bakıyorum şimdi. E git dedi adliyeye, polis adliye muhabiri. Adliyenin yerini bilmiyorum İzmir'de Kameraman bir abimiz vardı eksik olmasın Samet abi Onunla birlikte biz gidiyorduk İşte o beni tanıştırdı etti bilmem ne Oradan arkadaşlıklar dostluklar yürüdük geldik yani İlk andan itibaren sevdim Ondan sonra bir de o zamanlar haber yazarken Şey yoktu bilgisayar yoktu Gökhan Daktilolar vardı ben ondan hep F klavye yazabilirim Q klavye kullanamıyorum Çünkü daktilolar F klavyeydi Ondan sonra haber yazmayı öğrendik Ben yani o yeteneğin Bende olup olmadığını da bilmiyordum ama çabuk öğrenen bir adamım ben. Ele sevdiğim bir iş şey olursa ve baktım ki Aa, ben bu işi yapabiliyorum ve yürüdüm gittim ondan sonra. Şurada bir ekranı açsak hmm. tam o dönemin muhabiri Fatih'i izlemeye başlasak hmm. nasıl bir gözle bakarsın ona nasıl bulursun? <laughs> Çok acemice. Ben izleyemem o günü zaten ulan bu muymuş derim ya <laughs> sen de mu çıktın. <laughs> <laughs> ben mesela hiç unutmam. Abdullah Öcalan yakalandı geldi. Dediler ki işte Ege bölgesinde bir yere geliyor. Şimdi e, müdürlerden bir tanesi dedi ki o dedim şeye gidiyor dedi. Bandırmaya geliyor dedi. Tamam ben de bandırmadayım. Ondan sonra orada bir tane asubay vardı. Orada yağmur altında ama soğuk da böyle biz fare gibi bekliyoruz artık böyle, böyle sı sıçan gibi olmuşuz. Ondan sonra adam çekti beni ya dedi, gel birader dedi gel gel kardeşim dedi sen neden bekliyorsun abi dedim görüyorsun yani işimiz bu sen de burada bekleme dedi nereye gideyim abi Mudanya'ya git dedi. Bak abi yalan söylüyorsan dedim beni boşu boşuna Mudanya'ya gönderme dedim. Ama dedim ben bunu takip etmek istiyorum. Çünkü ben genç bir muhabirim dedim. Sen de dedi oraya git dedi. Burada dedi hiçbir şey yok dedi. Ben açtım bunlara telefon. Ondan sonra bana inanmadılar bunlar. İyi dediler sen Mudanya'ya git dediler. Adam Mudanya'da çıktı. İmralı'da. Ondan sonra da o görevi benden almadılar. E, Ufuk abin çok hoşuna gitti. Ve ben Mudanya'da 6-7 ay orada takip ettim. Arada sırada İzmir'e geldim. İlk canlı yayınımda da şöyle oldu, onu da anlatayım. Vallahi güzel hayatı yaşattın bana ya. İyi oldu. <laughs> şöyle, bir cumartesi günüydü. Deniz Arman haber sunuyor. Hafta sonu o var. Gülgün Feyman hafta içi sunuyor. Deniz Arman hafta sonu sunuyor. Ama çok büyük isimler bunlar yani. O zamanlar böyle Gülgün Hanım'la birlikte aynı masada olmak, Deniz abiyle aynı masada olmak. O abi çok güzel ya, harika. Böyle tıfıl muhabir yani. Deniz abi telefon açtı. Ya dedi, sen canlı yayın yaptın mı Fatih dedi. Abi dedim yapmadım. Anonslar çektim haberlerin içerisine anons koydum ama dedim yapmadım dedim. Yapabilir misin dedi. Bak dedim abi. Eğer dedim ben dedim bundan kaçacak olursam bu şansı bir daha yakalamayabilirim. Beğenmezsen dedim beni yarın koyma. Ama dedim ben bunu yapmak istiyorum. Tamam ya dedi. Çok önemli bir hareketti benim için. Yani uf şeyin Deniz abi'nin vermiş olduğu o karar. Çıktım ama Gökhan nasıl biliyor musun? 3-5 dakika konuştum diye hatırlıyorum. Ya insanın Çenesi atar mı veya şurası atar mı veya ayakları titrer mi? Canlı, ilk canlı yanım hissediyorum bir taraftan. Bir taraftan ayaklarım titriyor. Bir taraftan burada nabzım atıyor ya hissediyorum. Ama diğer taraftan nefesimin tıkanmaması için heyecandan dolayı kalbim çıkacak yerinden ya. O kadar heyecanlıyım yani. Bitirdim yayını. Arkadaş yağmurun altında yağmurdan mı ıslandım terden mi ıslandım bilmiyorum. Ama Deniz abi ardından da rahmetli Ufuk abi telefon açtı. Aferin lan sana dedi. Vallahi güzel yaptın be dedi. Kalmak ister misin orada dedi. Abi dedim kalmak isterim. Tamam dedi o zaman seni orada tutuyoruz dedi. Sen orada kal dedi. Yayınlar da yaparsın dedi. Canlı yayınlar da çıkar. Tamam abi dedim, teşekkür ederim. Allah razı olsun dedim. O benim zaten dönüm noktalarından bir tanesiydi. Bak düşünsene orada ben yok abi yok yapmayayım ben. Sen İstanbul'dan bir başkasını gönder desem. Bir daha ben o şansı ne zaman bulacağım? O cesareti bulabilecek miyim, bulamayacak mıyım, değil mi? Bazen de bazen. sıkıştıran kaygıya rağmen adım atmak. Ya. Yani. Onunla beraber gitmek. Yapıyorum bazen... ben onu. Evet, onu yapıyorum. Pardon. O özelliğimi de seviyorum. Nereye gideceğini bilmesem de, bak senle programa demeden önce ben ne dedim sana? Hiçbir şey konuşmamıza gerek yok. Kervan yolda yürürken misali, değil mi abi? Aynısını yürüyelim, gidelim. Gerçekten bu arada ilk koltukları oturduk. Bana programı anlatma dedi ilk. Evet. Büyüsünü evet. bozuyorum. Ben mesela bana konuk geliyor. Ne soracağım? Abi ben bilmiyorum ki ne soracağım. Neden söyleyeyim ki sana? Neticede şeyi konuşmayacağız. Yani Christoph Kolomb'un Amerika'yı nasıl keşfettiğini konuşmayacağız. O beni aşar, seni de aşar. <laughs> Günlük bildiğimiz konuları konuşacağız abi. O kadar. Bu bölümün adı tamam. hayatımı değiştiren şarkı. Tamam. Hayatımı değiştiren şarkı derken Şöyle bütün bu kariyer, hayat öyküsü, çocukluk, ilk gençlik şu dönemde şu şarkıyı dinlemiştim. O şarkıyla dertleşmiştim. Bana ne zaman dinlesem iyi gelir hmm. ya da benim için anlamlıdır diyeceğin ne çıkar? Şey ya ben şeyi çok seviyorum. Sev kardeşim, dünya yani öyle bir şarkı var evet, ya hatırladın elini mı? Elini ver bana. E, elini e. ver bana, gel kardeşim. Ben o şarkıyı çok severim. O benim hayat felsefem zaten. Ben insanlara bakmıyorum kadın erkek diye veya ne bileyim genç çocuk diye, yaşlı bilmem ne diye, cinsel tercihi şuymuş buymuş diye veya ne bileyim etnik kökeni oymuş buymuş diye. Ben öyle bakmıyorum. Ben insan olarak bakıyorum ya. O yüzden de o şarkıyı ben her dönem çok severim. Gel kardeşim elini ver bana. Benim efsane şarkılarımdan bir tanesidir. Her arabayla seyahatte bulurum o şarkıyı ben. Dinlerim ya hoşuma gider. Tertemiz şarkı. Tert çok şey anlatıyor. Yani insan olmayı anlatıyor bence. Gel kardeşim elini ver bana ya. Bitti yani. O dönemden öyle tertemiz şarkılar çok var. Çok var. Hayat gibi çok gerçekten var. de. Habercilik mesleğinde işsiz kaldığım bir dönem Doldum. oldu mu hiç? 2004 yılının 30 ya 30 aralığında ya da 31 aralığında işsiz kaldım. İşsiz kaldığım gün eşime de telefonda söyleyemedim. Berbere gittim. Esti kafama, kafayı kazıttım. Ve böyle şey gibi gördüm kendimi. Böyle aciz ve hastalıklı gibi gördüm. Eve geldim. İşte sordu eşim ya ne oldu filan. İşsiz kaldım ben dedim. Tamam dedi ben de işsizim dedi. O da bir ay öncesinde işten çıkarılmıştı. Borç var, harç var, bilmem ne var. 31 Aralık günü masayı kurduk. E işte temenniler, her şey güzel olacak. Ama bir taraftan da düşünüyorum tabii ya nasıl güzel olacak ki yani nasıl iş bulacağız yani. Bak borç var, harç var ama bir şekilde Hayat devam ediyor, oluyor yani. Karşına bir şeyler çıkıyor. Hayat böyle bir şey. Hayatı seviyorum yani, artısıyla eksiyle seviyorum. Hepsi de bizi biz yapıyor e, gerçekten. Hepsi böyle bakınca. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Çok önemli bir yer. Hep de öyle anlatmışsın, Mehmet Ali Birant. Çok çok. Yani o ilk diyalogları ya da telefondan sonraki karşılaşmaları da düşündüğünde, e, orada mutlaka bir usta çırak ilişkisi de var. Evet, evet. Ne gördü sende ve sen nasıl hissettin? Valla ben de. Yani benim ben İzmir'den yayınlara katılıyordum. O Kanal D'ye ana haberi sunuyordu. Ayşenur Aslan da vardı onun ekibinde. Vallahi ben orada canlı yayınlardan herhalde etkilendiler benim orada. Öyle bir İstanbul'a gidişimiz oldu. Ondan sonra Mehmet Ali abinin bana birkaç böyle özel dokunuşu oldu. Mesela adamın kapısı Allah rahmet eylesin her, her zaman açıktı. Yani öyle kimi müdürler kapısını bir kapatır bir daha açma öyle bir adam değildi o. Yani onun düşünceleri belki birçok insanı rahatsız edebilir. Yani ama Bence düzgün bir insandı. Bende de çok büyük artıları oldu. Ve bir gün beni çağırdı. Bak dedi bir sürü muhabirsiniz burada dedi. Sana ben bir şey söyleyeceğim dedi. Bu koltukta dedi bir, ileride dedi bir gün birisi oturacaksa dedi, onlardan bir tanesi sen olabilirsin dedi bana. 2008 yılında söylüyor adam bunu bana. E ben de ha diyorum filan böyle içimden. Sana dedi bir öneri. Her gün dedi takım elbiseyle gel. Yapma be abi dedim. Kravat? Evet dedi. Sana dedi kravat yakışır dedi. <laughs> var mı takım elbisen dedi. Ben de bir tane takım elbise var, bir tane kravat var. Ben dedi bir şey çıkartayım dedi, ödenek çıkartayım dedi. Sen git kendine iki takım elbise al, gömlek al, kravat al dedi. Ve dedi bak böyle gel bir süre dedi. Valla bak o kadar güzel oldu ki o öneri insanlar beni dikkate almaya başladılar. Habere gittiğinde kimileri işte kot giyiyor işte ne bileyim işte bu yandan cepli pantolonlar moda filan böyle kollar kısıvanır buradan böyle askılı bilmem ne. Ayda savaşa gidiyor sanki filan gibilerinden. <laughs> Ama ben o takım elbiseli faydasını çok gördüm. Yani röportaja gittiğim, konuşmaya gittiğim insanlar benim, aa bak işine saygı gösteren bir adam, aa kravatlı, gömlekli, ceketli bu şekilde onun çok büyük faydasını gördüm. Onun dediği de çıktı işte ne bileyim şimdi sene 2023 ben şimdi haber sunuyorum, işimi yaptığımı düşünüyorum. İpler benim elimde ya. Bak bu çok önemli bir şey abi. İpler benim elimde. İki buçuk sene önce bıraktım gittim kendi isteğimle. Şimdi buraya geldim yine kendi isteğimle. İstediğim zaman çekip gidebilirim. Ve diyorum ki bunlara, bu arkadaşlara, bak benim işime karıştığınız anda çeker giderim. Hiç bakmam. Yani pazartesi yayını yaptım, karıştın, salı günü ben yokum. O, kadar güzel bir özgürlük ki, o kadar güzel bir rahatlık ki, bu rahatlıkla ben haberimi sunuyorum. Bu rahatlıkla ben kafamda ya, yani karışacakmış, topa basmış, şu kadar adam bizde çalışıyormuş bundan. Sonra. Düşünmüyorum abi, işimi yapıyorum. O dizginin elinde olduğunu hissetmek, o güzel bir şey. Ben bunu kötü amaçlı kullanmıyorum, kötü amaçlı da demedim. Sadece değerimi farkında olmak ve insanların benden ne beklediğini, ben de insanlardan ne beklediğini, ben anlaşma metnine koydum, biliyor musun? Ben çünkü uzun yıllar sonra ilk defa bir yerli patronla çalışıyorum. Ben hep Amerikalılarla çalıştım 2010'dan beri. Hiç karışmadılar bana. Hiç karışmadılar gerçekten. Ve sözleşme maddesine koydurdum ben. Evrensel gazetecilik kuralları içerisinde gazetecilik sorumluluğuyla özgür haber ve tarafsız yorumla haberlerime devam ederim diye. Ona benzer bir madde. Bu aslında güzel bir şey. Yani hem patronu da koruyor, hem beni de koruyor, hem niçin ben oraya geliyorum, niçin ben orada varım, bir de sen beni niçin istedin ...ki oraya koydun... ...bu soruların, cevapların hepsini o sözleşme maddesinde buluyorsun zaten. Bütün sürece bakıyorum... ...mesela gerçekten sabahları... ...radyoda açıp dinliyorduk seni... Evet, ...çünkü doğru. doğru haber almak için... ...sonra televizyonun da evet. sabah kuşağında da... Evet. ...sabah haberlerinde... Evet. E ...sonrası zaten aslında izleyici açısından da... ...şöyle büyük, çok seven de vardır... ...sevmeyen de sevmeyen vardır... De var. ...ama günün sonunda... ...Türkiye'de büyük prodüksiyon, diziler... ...yapımların ötesinde... ...gerçekten de reyting anlamında ve... Güven anlamında aslında belli başlı etkileşimi alan bir ana haber bülteni, Anchorman'ı var karşımızda evet. o dönem. Tam orayı soracağım. Bu kadar fazla fikrine güvenilen ya da işte göz önünde olan, aynı dönemde birçok olay var konuşacağız evet. ama, birinin egosuna, benliğine ne oluyor? Yani sen o dönemi nasıl hatırlıyorsun kendi gözünde? Ya ben vicdanlı haber yaparım. Bak bunda tavizim yok. Ben gerçekten vicdanlı haber yaparım. Ya bana derler ki işte CHP'li, MHP'li. So ben söylüyorum ya ben sosyal demokrat bir adamım yani. Bu yapıda bir adamım. Ya yani benim, ama şu anda ben ideolojin ne diyecek olsa gel kardeşim ya. Benim ideolojim bu. Gel kardeşim ver elini bana. Bitti. Her konuda böyleyim. Siyasetçiler konusunda da böyleyim. Çok politize olduğumuz için. He ama o politize olduğumuzdan dolayı da işte iktidara karşı Erdoğan karşıtım. Hayır arkadaş ben bu yönetim zihniyetine karşıyım. Bu gitsin yerine başkası gelsin. O böyle yönetecek olsa ona da karşıyım ya. Yani çünkü artık ben ideolojilerin tükendiğini düşünüyorum. İdeolojilerin olmaması gerektiğini. Tek bir ideoloji varsa o da şu. İnsanlar daha nasıl mutlu yaşayabilir? özgürlüklerini daha nasıl yaşayabilirler? Ben olaya böyle bakıyorum. Ve vicdanlı haber yapıyorum bu konuda. Onda da tereddütüm yok. Yani her akşam sabahları YouTube yayınımı yaparken de bitirdiğimde diyorum ki vicdanlı haber yaptın ya. Gidiyorum bunu ya. Bak başlarken bir şunu derim Allah'ım dilimi dolandırma diye. Hem YouTube'da hem can şeyde. Bir de bitirdikten sonra ulan oğlum vicdanlı haber yaptın gene. Tepkini koydun derim. Yani ben böyle bir adamım. Bu bölümde sana içindeki hayvanı soracağım. Ne Aa, demek içimdeki hayvan? Sor. Yaşam biçimini doğadaki var olma biçimine benzettiğim bir hayvan desem ilk ne gelir aklına? Kartal. Özgür ya. Tepelerde uçuyor yani herkesi tepeden görüyor. Herkese tepeden bakıyor kimin ne yaptığına ve istediği yere gidebiliyor. Bir gün burada bir bakıyorsun bir gün orada. Bir gün buraya gelmiş. Bir gün buraya gitmiş. Yani özgürlüğünü seviyorum o. Kanat çırpmasının özgürlüğü, alıp gidip esinin özgürlüğünü bunu seviyorum yani. ya Yoksa pençeleri çok kuvvetli olduğu için, onu böyle kaldırdığı için, haturutur yediği için falan değil. Onun o sınırsız uçuşunu seviyorum. Özgürlük çok temel bir yer galiba. Yani ben evet. öyle. Demişsin ki güç ha, odaklarının evet. hedefi oldukça sosyal yaşantım daha da daraldı. Evet. Ve yakın korumalarla evet. gezdiğim bir oldum, dönem de var oldum. bildiğim kadarıyla. Hedef olmak, kısıtlanmak... Korunmak sıkıcı zorunda şey. kalmak nasıl bir şey? Sıkıcı, çok sıkıcı. Hmm. Ya düşünsene işten eve evden işe gidiyorsun yani. Başka hiç özel hayatın yok. Telefonla konuşurken bile korkuyorsun yani. O zamanlar o korkularım daha fazlaydı. Hayat bir rutinde. O oh, rutin zaten sıkıyor. He, e, ondan sonra tabii çekip gitmek. Yani düşünüyorsun yani ulan başıma bir şey gelir mi diye. Böyle kafana takılan bir şeyler oluyor. Yani düşünsene benim gibi adam tabancak aldı ya devletten. Ruhsatlı, taşıma ruhsatı olan, kullanma ruhsatı olan, hala da ruhsatı devam eden. Zaman zaman ortamın gerildiği zamanlarda şu çantamın içerisine alırım silahı biliyor musun? Hala da ya da belime takarım. Kullandım mı hiç? Hiç kullanmadım. Bir kere atış poligonuna gittim o kadar. Başka da kullanmadım. Yani buna gerek var mı ya? Var mı böyle bir şey yani? Bir tarafı zor, bir tarafı hiç aslında yılmadığım ve sürdürdüğüm bir dönem. Sonra gittin ve aslında önce YouTube, şimdi Sözcü TV, evet. sonra da geri döndün. Neden gittin, neden döndün? Ya bu benim özgürlüğüm değil mi? Ben Kartal'a kendimi boşu boşuna benzetmiyorum. Ben böyle bir adamım ya. Gittim iki buçuk sene, kendi başıma karar verdim. Daha mutlu nasıl olurum dedim. Evet, orada mutlu yaşam hala daha devam, huzurlu yaşam devam ediyor. Evet, o da güzel. Ben vefalı adamımdır bir de. Şimdi benim buraya arkadaşım Özgür geldi. Özgür Çakmakçı, Fox'tan tanıdığım arkadaşım. Tek bir şey dedi, Özgür, Özgür bana dedi ki senin burada olmanı istiyoruz dedi. Gelir misin? Tamam dedim birader, sen istedikten sonra gelirim. Anlaşalım şartlarda da geliyorum. Başka hiç kimse beni buraya getirtemezdi biliyor musun? Hiç kimse. Ne Fox, ne o, ne bu, ne şu, hiç kimse. İsim de veriyor. Diyecekler edecek. Gel, gel buraya. Gelmem. Özgür istedi diye geldim ben buraya. Daha sonra da Alişer istedi diye geldim. Sürece bakacağım. Bu süreç beni tatmin ediyorsa, en mesleki anlamda, en maddi anlamda tatmin ediyorsa, evet kalabilirim ama beni rahatsız eden durumlar varsa da söyledim arkadaşlara zaten ben gidebilirim de. Mesela şimdi hafta içi buradayım, hafta sonu İzmir'e gidiyorum yaşadığım yeri gördüğümde ya diyorum gene İstanbul'a mı gideceğim ben? Daha birinci haftadan başladım yani tamam <laughs> mı? Yani böyle oradayım buradayım. Bu serbestlik o kadar güzel bir şey ki bu özgürlük bu aranılır olmak o kadar güzel bir şey ki sadece gerçekten bu mesleği iyi yapmış iyi bir noktaya gelen 25 yılın sonunda hala da anılmak ve çağrılmak güzel bir şey. Bunun hazzını yaşıyorum. Şımarmadan yaşıyorum. Ama zaten 55 yaşındayım. Bundan sonra ne şımaracağım ki yani. 30'lu yaşlarda değilim ki bir hedefim de yok benim öyle aman kanal yöneteyim onu yapayım bunu yapayım öyle bir derdim diyor. De Şimdilik güzel gidiyor her şey iyi gidiyor mutluyum. Türkiye'de haberci olmak başlığını versem sana aklına ne gelir ki? Kaos ya kaos ve stres yani başka bir şey değil. Ee, bir an var mesela sen de söyledin ne hissettim merak ediyorum bu ülkedeki işte bir devlet başkanı aslında ülkedeki yetkili biri bir meydanda çıkıp aslında seni telaffuz etti senden bahsetti. E, bu dilde aslında öfkeli bir dildi. Öfkeli bir dil tabii. Sana nasıl hissettir? Neydi o cümle tam seninle ilgili kurulan? Portakal, portakal patlatırlar enseni mi? Öyle bir şey. Hani öyle bir tekerleme gibi bir şey vardır ya. Yani abuk bir söz yani. Ya, ne diyeyim ki abi yani kaç yaşında adama ben sözünü mü öğreteceğim yani Cumhurbaşkanı'na yani. Ayıptır ya sen bir de biz seninle aynı ayarda değiliz ki. Ben bin tane korumayla gezmiyorum yani. Ben yani kendi başına sokakta yaşayan bir adamım, evde yaşayan bir adamım. Yani bir de biz seninle dengin değilim. Ben senin siyasetçin arkadaşın değilim veya siyasetçi rakibin hiç değilim. Yani beni nasıl ağzına alabiliyorsun? Tabii insan sıkıntı duyuyor. Çünkü onun o sözünden görev kendine vazife edinecek insanlar çıkabilir. Kafadan kontaklardan bahsediyorum yani tamam mı? Ve onlar bir sıkıntı yaratabilirlerdi. Öyle onun sonrasında zaten bir iki kere böyle bir sıkıntı yaşadım böyle alışveriş merkezine falan girmiştim. Adam bir omuz attı falan ben gülüm geçtim. Hala daha ne gülüyorsun bilmem ne çocuğu filan gibilerinden. İşte oradaki güvenlikçiler gitti bizim koruma girdi polis çağırdık falan öyle abuk abuk şeyler oldu. Bölümün adı Yüzleşme. Yüzleşelim. Şöyle soruyorum Sor. genelde. Bir gözünün önüne getirsen bütün bu hayat boyunca sana hayal kırıklığı yaşatmış ya da çok kızdırmış, üzmüş bir kim olduğunu sormayacağım. Gelse şu an yanına otursa o koltukta. Ne söylersin? Nasıl Aynen. ifade edersin? Gel kardeşim elini ver bana ya ne diyeyim yani. <laughs> Var ama öyle birisi. Ama orada ben yumuşamıyorum ya. Çok da sevdiğim, saydığım, değer verdiğim. Ama orada ben nedense yumuşamıyorum. Yani gel kardeşime biraz aslında şey yapıyorum. O bir şeyler kopmuş herhalde belki içimde ondan yapamıyorum onu. Şey olmuyor mu bilmiyorum ama sevginin bağım kuvveti ne kadar fazlaysa hayal kırıklığı da o kadar büyük oluyor bazen. Evet evet, Biraz evet öyle bir katılıyorum taraf belki. katılıyorum. Beklenmedik bir hareketti. Kendime de değil yani. O hareket de bana yapılmadı da. Ama demek ki o başkasına yapılan hareketi ben kaldıramamışım demek ki. Ondan dolayı herhalde. Şimdi biz aslında evlilikten bahsederken çok tatlı bir hikaye var orada. Ee, i̇lk karşılaşmayı sorsam sana. Bizimki yarı görücü usulü falan. Ben işte yurt geldim evlenmek istiyorum anne Daha iş yok, güç yok. Ondan sonra işte böyle akraba şey gün olur ya kadınların günü. Oralarda böyle sohbet sohbet açıyor. İşte bir olan var, bir kızlar var. Bilmem tanıştıralım edelim. Öyle bir şey oldu. Telefon numarası geldi. Ben aradım. E i̇şte nasılsın, iyi misin, iyiyim, nasılsınız filan vesaire vesaire. İşte e, buluşalım, buluşalım. Ben dedim sizi nasıl tanıyacağım? E, sarı saçlı, kırmızı ojeli, film artisti gibi şey yani. <laughs> Şuf bir şey bekliyorum ben artık tamam mı? Öyle anlatıyor yani kendini geldi. Uzun boylu ince bir kadın çıktı karşıma benim ya. Yani böyle bir onunla ilk karşılaşmamız oldu. Kaç yıl oldu toplamda? 97'nin 27 27 Eylül 25 yıl falan olmuş. Ne tutuyor sence sizi bir arada sizin aranızda? Valla de... ne tutuyor artık sevgi tutuyor ya. <laughs> 25 yıl sonra sevgi tutuyor yani vazgeçememe veya ahde vefa her şeyi bunun içerisine yazabilirsin. Çünkü bizde çocuğumuz olmadı bizim. Yani e, ve bunu biz kabullendik. Zor kabullendik ama kabullendik. Her zaman birbirimize sevgimiz, saygımız vardır. Her zaman gözünden yaş döküldüğünde içimden bir parça kopar, ciğerimden bir parça kopar. Ama e, bir alışkanlığı da zaman zaman yaşadığımızı da o da söyler, ben de söylerim. 25 yıllık evlilikten bahsediyoruz. Kırıcı anlarımız çok fazla olmamıştır. 4 ya da beş kere. O da benim eşekliğimden kaynaklanmıştır diye zannediyorum. Çünkü stresli bir işim vardı benim. Özellikle İstanbul'a geldikten sonra çok stresli oldu. Ben hatırlıyorum dişlerimi kasmalar, omzumun tutulması, sinir kat sayımın yükselmesi. Evet. Ee, Arman çok şey katlandı yani bana o bakımdan hakkını ödeyemem. Onun dışında birbirimize karşı saygılıyızdır, sevgiliyizdir. Özgürlük alanlarımıza karışmayız kesinlikle. İkimiz için de çok çok önemlidir ve e, maçı götürüyoruz. Saygılarımızı iletelim. Merak ettim. Doğma yavrum dünya çok kalabalık diye bir kitabı var. Var, var. Galiba. O çocuksuzluğun şeyini anlatıyor orada yani. Hikayeler anlatıyor orada. O travmaydı bizim için yani işte ne denir ona işte her evlenir ya çocuk olacağım diye falan öyle bir sıkıntılar bir bir müddet yaşadık ama açtık onları ondan sonra. Ve şimdi düşünüyorum yani bu özgürlüğümün e, doyumsuz olmasındaki nedenlerden bir tanesi de belki Yaradan'ın bana çocuk vermemesiydi yani. Özgürlüğü çünkü şu anda sınırsız bir şekilde yaşayabiliyorum ben. yani Çocuk olsa gelip gitmek kolay mı? İzmir'e, İstanbul'a, aklın çocukta kalacak, eşinde kalacak, eş her şeyini halledebiliyor mu, edemiyor mu? Tüm bunların hepsini de düşünmek gerekiyordu. Belki de Yaradan böyle terbiye etti beni, bilmiyorum. Sen bütün hikayeyi anlatırken hep aklımdan Hayır. şu geçti bugün. Olan olmayan, düştüğün kalktığın, evet. bütün hikayenle bugünkü halini alıyorsun. Bütün insanlar için evet. geçerli bu galiba. Yani bazen boşluklar gücümüz oluyor. Bazen evet. yarım kalanları tamamlamaya çalışanımız hayat motivasyonumuz oluyor. Hayır. Ama bir şekilde kaygıya rağmen korkuyorum da diyebilen bir adam var karşımda Çok yer canım yer. Herhalde. Ona rağmen devam edebilen birinin hikayesini dinledik bugün. Vallahi aslında. teşekkürler. Umarım psikolojik bir sorunum yoktur. <laughs> ne, sorun? ne çıktım? <laughs> öyle bir şey öyle değil mi? <laughs> İnsan Normal miyim yani? öyle bir Normal şey. Normal mi? Normal tabii. <laughs> Bölümün adı cevap hakkı. Hakkında yazılmış üç tane eleştiri okuyacağım. Buradaki amaç bak ne yazmışlar tabii, değil tabii, de hiç. senin ha, hissin, öyle. cevabın. Tabii tabii. İlkiyle başlayacağım. Lütfen. Kendisini sahillere atacaksa ne diye yıllarca umut pompaladı. Hı -hı. Cumhuriyetin bekçisi olacaktı. Ülkeyi birilerine yedirmeyecekti. Atatürk'ü unutturmaya çalışanlara bir ömür mücadele edecekti. Balyaları yapıp sahillerde ezeceğim deseydi izlemezdik. Aklımızda dalga geçmiş resmen. Yani evet haklı olabilir yani arkadaşımız. Ama ben bıraktıktan sonra da sosyal medyamda aynı duruşuma devam ettim. Yani düşünsene orada bir kırgınlık var. Çünkü orada insanlar birilerine bir umutla bağlanmak istiyorlar. Ve o umudun işte bir şekilde gittiği yani ya korkarak gittiğini düşünüyor ya çekip gittiğini düşünüyor vesaire bir kırılganlık var insanda. Umut çöküntüsü var insanda. Ben onu yaşatmış olabilirim kendilerine ama aynı şekilde düşünsene ben bu özgürlüğü seçtikten sonra tamamen korumasız kaldım. Ne işte yakın koruma kaldı ne bilmem ne kaldı ama aynı şekilde sosyal medyamdan ben yorumlarıma, açıklamalarıma devam ettim. Gazeteciliğe de devam ettim. Aslında o yolda yürüdüm. İlla geleneksel medyada görmek kaydı olmaması gerekiyor, kural olmaması gerekiyor. Nedense yaptığı şeyler şov gibi geliyor bana. Zamanında ekranlarda yanlışlıkla ettiği küfürden tut, haberleri bırakıp gitmesine ve geri dönmesine kadar hep bir dikkat çekme çabası var gibi. Ya olabilir ya. Bak buna bir şey diyemem ama ben bunu samimi bir şekilde yapıyorum. O fenasi olayını söylüyor bu arkadaş da onu da ben yapmadım zaten. Onu da Söke'de bir çocuk atmış. Ya benim ilk canlı yayın daha doğrusu ekran önü diyeyim artık. Stüdyoda yayınlarım sırasındaydı sabah haberlerinde. Çok da izlenen bir video. Fenasi olayın devamını sen getir zaten biliyorsun. <laughs> Ama benim, ben de fark etmeden okudum. Belki ona tepki vermeseydim bugün hiç konuşulmayacaktı ama o yayın sırasında ben tepki vermek zorunda hissettim kendimi. Ya öyle bir şov yapayım amacı yok. Ama ben mimiklerini kullanan bir adamım. Jestlerini kullanan bir adamım. Bir de şey yapmıyorum ben. Akan yazı kullanmıyorum. Yani doğaçlama işte senle nasıl girdik şimdi yayınımı da aynı yapıyorum ben yani öyle bir işte birinci haber yazısı bu ikinci haber yazısı bu işte yorumu şu bu diye ben öyle bir şey yok bende. Belki ondan dolayı çok rahat gördüğümde insanlar beni çok rahat görüyor şov yaptığımı düşünüyor orayı ama bunun e, tabii insanların nasıl algıladığı da çok çok önemli. Peki sonuncuyu okuyacağım. Tabii. O kadar laf söylediği partinin etkinliğine katıldığı gün benim için ve birçok insan için bitmiştir. <laughs> çok eleştiri aldım ben onu Şimdi yani ben YouTube yayını yapıyorum. Bunlardan teklif geldi. Gelsin ne güzel ya Neden gitmeyeyim ki? Ben gazeteci adamım yani. Ben Fatih Portakal olsam gitmem. Ne işim var yani? Ne onunkine giderim, ne onunkine giderim. Ama ben gazeteci adamım. Yani işte kimisi korkusundan dolayı gitmedi, kimisi başka düşüncelerinden dolayı gitmedi, kimisi başka başka şeylerden. Ben özgürüm. Yani YouTube'da da onu diyorum. Özgür, bağımsız, bağlantısız kanalım. Kim ne diyecekmiş, anam ne diyecek, annem bile ya işte sen gidecekmişsin de neden gidiyorsun? Anne dedim ya neden böyle diyorsun? Ben gazeteci adamım ya. Arkadaşlarımı açıp işte bak böyle bu adam ne şerefsizmiş, işte uçağa da biner, bilmem neye de biner, kaç para aldı diyen insan olmuş. Ya ben sadece oraya gazetecilik refleksiyle gittim. Bir de şu gururu yaşamak istedim ya. Ben seni eleştiriyorum arkadaş da bak aslanlar gibi de geliyorum buraya yani. Benim aslında vermek istediğim mesajlardan bir tanesi de oydu. Çünkü ben işimi yapıyorum seni tek kişilik editoryal bakış olarak seni desteklemiyorum, politikanı desteklemiyorum. Ha sen de iyi bir şey yapmışsın, beni çağırdın. Ha ben de geldim. Ne güzel. Birçok insan bence toplum ne diyecek diye, kitle ne diyecek diye gelmedi. Hiç pişman değilim. Ben gazeteci adamım. Ben husumet güdemem ya. Ben ön davranamam. Ben küsemem. Benim böyle bir lüksüm yok. Ha insan olarak severim vermem, bilmem ne yapmam o ayrı mesele. Ama mesleğimi yapmak istiyorsan ben bunu yaparım. Ülke seni nasıl hatırlasın? İnsanlar seni nasıl hatırlasın istersin bir gün gittiğinde? bundan sonra ne desinler? İyi adam desinler. Başka yani ben başka bir şey istemem ya. Yani. Peki senle beraberken söyleyeyim. Nasıl? Her programın sonunda biz de elimizden geleni yapabilelim diye çocukların yaşam hakkı için. Ha. SM hastası bebeklerimizden birinin kampanyasını duyuruyoruz. Tamam kardeşim. Süper. Bugün de beraber Neva'dan bahsedelim. Tamam. %19'da kampanyası. Aile maddi destek değil sadece. Dayanışma, dua, dilek de bekliyor. Çünkü gerçekten de çok daha fazlasını yapabilmeliyiz ülke olarak. Bize dahi düşmemeli bu anonslar ama Hı. her hafta bir çocuğumuzu eşit şartlarda anlatalım istiyoruz. Neva'ya nefes ol. Şu Instagram'da hesabı. Neva'ya nefes onu ol. Ben de şey yapayım, paylaşayım. Beraber Atarsın. paylaşalım. Hepimiz tamam. gerçekten. Neva Türker, çocuğumuz hep birlikte yaşam hakkı için uğraşalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yakan. Çok keyif aldım. Umarım yanlış bir şey söylemedim. Umarım güzel bir sohbet oldu. Ben şeyi çok önemsiyorum. Türkiye'de çok önemli bir haberci olarak buraya geldin. Estağfurullah. Dünya kadar direncin arasından içini açtın ve biz oradan o içten şey gördük. Bütünleştirici bir dil. Tamam. Gel kardeşim diyen bir e adam. Yani ben öyle bir adamım yani. Bu önemli. Herkes herkesi bu kadar kutuplaştırırken birinin çıkıp bunu söylemesi yani bence yani önemli bir şey. her bir sıkıldık artık ya parmak sallama böyle bakma. bunu aldık ya abi ya. Yeter. Gerçekten yeter, ya. yeter. Çocukluğumuzda babamızdan gördük. Yönetilirken siyasetçilerden gördük. Ya tamam da insanız bir arkadaş biz de insan gibi muamele görmek istiyoruz ya. Yani. Öyle gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben Var teşekkür ol. Eksik ederim. olma vallahi. Çok teşekkürler. Sen de. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Thank you.